Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bu videomuzda sizlerle birlikte pop-up kameralı, arka yüzünde 3 kamerası bulunan Xiaomi Mi 9T'nin kamera özelliklerine göz atıyoruz. Kamerasıyla ilgili merak ettiğiniz her şeyi bu videoda hep beraber izleyelim. Xiaomi özellikle fiyat performans oranı yüksek cep telefonuna bilinen bir marka. Ailenin Mi 9T modeli de aslında böyle bir ürün. Cep telefonu biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde bize teste gelmişti. Biz de bir kutu açılımı yapmıştık. O kutuyu da şimdi yukarıdan sizlere link olarak da o videoda link olarak da vereceğim. Oradan da izleyebilirsiniz telefonun kutusunda neler olduğunu neler olmadığını. Telefonu kutusundan çıkardıktan sonra bir kamera testi yapalım dedik. Çünkü telefonun aslında en iddialı olduğu taraflardan bir tanesi kameraları. Önce her zaman yaptığımız gibi kameraların teknik özelliklerini göz atalım. Ardından da kamera arayüzüyle videomuz incelememiz devam edecek. Xiaomi Mi 9T'nin ana kamerası 48, 8 ve 13 olmak üzere üçlü bir kamera diziliminden oluşuyor. 48 megapiksel bildiğiniz gibi IMX586 sensörü kullanıyor. Ve bu biliyorsunuz çok ünlü bir sensör. Birçok özellikle Çinlilerin çok sevdiği, Çinli telefon üreticilerin çok sevdiği bir sensör. Aslında 12 megapiksel çözünürlük sunuyor ama Sony'nin 4 quad bayer adını verdiği bir dörtlü teknolojisiyle beraber çözünürlük 48 megapiksele çıkartılıyor. Bununla ilgili ayarlar bölümünde yani menüde telefonun kamera menüsünde bir seçenek de var. Çekim modu da koyulmuş. Orada biraz daha detaylarını vereceğim bu sensörün. 26 mm'lik bir odak uzaklığı sunuyor ve diyaframı açıklığımız ise f1.8 oldukça iyi bir diyaframımız var. İkinci kameramız 8 megapiksellik telefoto kamerası bu. 2x optik zoom sunuyor bu kamera bize ve onun da diyafram açıklığı 2.4. Tabii ki çok iyi bir diyafram açıklığı değil bu. Üçüncü kamera ise ultra geniş açı dediğimiz bir kamera. 12 mm odak uzaklığı sunuyor ve diyafram açıklığı da f2.4 olduğunu belirtelim. Video tarafında bu ana kamera bize 4K 30fps video kayıt imkanı sunuyor. 1080p'de de 960fps'ye kadar yani ağır çekim modunda yapabiliyor tabii bunu. Çözünürlükte sunduğunu belirtmiş olalım. Ön kamera tarafına gelecek olsak aslında bu telefonun en önemli özelliklerden bir tanesi bu ön kamerası. Birazdan onun detaylarını anlatacağım. Xiaomi Mi 9T'nin bu ön kamerası 20 megapiksellik bir çözünürlük sunuyor. F2.2 diyafram açıklığımız var ve Full HD 30fps video kayıt özelliğine de sahip. Birazcık ön kameradan bahsederek aslında devam etmek istiyorum videoya. Ön kameramız üst yan yüzde bulunan bir motorize bir pop-up da diyoruz biz bu kameralara. Sistemle çalışıyor. Kamerayı açtığımız zaman böyle hem sağında hem solunda LED lambalar burada. Şimdi bunu detaylarda koyacağım size. Bu LED lamba böyle mavimtırak bir ışık yayarak kullanıcının hani kameranın açıldığını görmesini sağlıyor. Bir de bir ses çıkartıyor. Bu sesin şeklini falan değiştiriyor. Yani ses seçeneklerini değiştirebiliyorsunuz. Bu sesle beraber hani kamera açıldığını görüyorsunuz. Sağlam bir mekanizma var bu arada. Bayağı bir hani zorladığımız zaman da olsa bir sıkıntı olmuyor. Her zaman yaptığım gibi öyle bir düşme yaptığımızda otomatik olarak kamera kapanıyor. Biliyorsunuz bunlarda bir sensör var ve hani telefonun düştüğünü hissettiği anda kamerayı kapatıyor. Böyle bir güvenlik önlemi alınmış. Hem dediğim gibi hem sağında hem solunda bir lamba, bir LED ışık var. Böyle bir mavimtırak bir ışık yayıyor. Bu arada ön tarafta bir LED lamba yok. Arka tarafta var ama ön tarafta LED lambamız bulunmuyor. Bu bakımdan ama bir ışıklandırma yapıyor. Nasıl yapıyor? Ekran ışığı yöntemiyle yapıyor. Biliyorsunuz bazı telefonlarda bu özellik var. Flash gibi çalışıyor. Yani ekran çekim öncesinde böyle bir hızlı bir şekilde ekran bembeyaz oluyor. Sizin sanki flash gibi yüzünüzü aydınlatıyor. Hemen akabinde fotoğraf çekiliyor. Yüzünüz de aydınlanmış oluyor. Tabii kamerayı bu şekilde yapınca ön tarafta yani ön ekranın ön kısmında bir kamera olmadığından dolayı neredeyse tamamını ekrandan oluşmuş bir telefon var karşımızda. Xiaomi Mi 9T'nin kamera menüsüne girdiğimizde bizi ilk etapta fotoğraf bölümü karşılıyor. Burada tabii üçlü kamera olduğu için yani geniş açı ki o da 0.6x diyor.
normal açımız 1x'te geçiyor ve 2x'lik işte 2x optik zoom seçeneklerimiz var. Bunları seçerek istediğiniz gibi fotoğraf çekebiliyorsunuz. Fotoğrafın sağ tarafında gördüğümüz gibi şu an ekranda da görüyorsunuz zaten 48 megapiksellik çekim modu var. Şimdi bazı cep telefonların kameralarında bunu böyle şeye koyuyorlar. İşte arada menünün içinde falan ya da yukarıdan oranlar falan yapıyorsunuz. Bunu ayrı bir çekim modu yapmaları iyi olmuş. Çünkü az önce de söylediğim gibi bu sensör aslında 12 megapiksel fotoğraf çekiyor. Yani fotoğraf modunda çektiğiniz fotoğrafı 12 megapiksel. 48 modunda çekerseniz 48 megapiksel oluyor. Tabii ki gerçek 48 megapiksel gibi değil ama interpolo dediğimiz yazılımla düzeltilmiş gibi de değil. Bu Sony'nin sensörü değişik bir teknoloji kullandığı için sensör seviyesinde çözünürlük yükseltiyor. Yani aslında dijital olarak yapmaktan biraz daha iyi sonuç alıyorsunuz ama tabii gerçek 48 megapiksel gibi değil. Bunu böyle bir şey beklemeyin. Mercimek kadar sensör var bu telefonda. Hani gerçek 48 megapiksel gibi çözünürlük beklememek gerekiyor ama hani çözünürlük mü? Evet. 6000'e 8000 piksel mi? Evet, o var. Onda sorun yok. Bir diğer modumuz portre modu. Portre modu da var. Portre, hani arka kameradan bahsediyorum bu arada. Yani ana kameradan. Burada stüdyo ışıklandırmaları var. Farklı farklı efektler verebiliyorsunuz. Bu efektleri kullanarak da işte yüzünüzde sanki jaluzi varmış gibi falan gibi, ışık düşmüş gibi falan çeşitli efektler verebiliyorsunuz. Bunu söyleyelim. Diyaframı değiştirebiliyorsunuz. Daha açık veya daha kapalı yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda da yüz güzelleştirme fonksiyonunun bir 5 kademeli bir şiddeti var. Birden 5'e kadar seçtiğinizde o seçtiğiniz kişinin yüzü de İşte güzelleşmiş oluyor. Gece modumuz var. Bu önemli. Biliyorsunuz telefonda gece modu olmayınca ne yazık ki çamur gibi çekiyor. Gece modunda uzun pozlama yapıyor. Aslında gece modu dediği şey bu. Bu üründe var. Panorama modumuz var ve pro modumuz var. Pro'da da bazı ayarlar işte beyaz ayarı, diyafram, enstantane gibi, ISO gibi ve işte odak ayarı gibi seçenekleri kullanabiliyorsunuz. Şimdi fotoğrafın sol tarafına bakacak olursa video modumuz var. Şimdi videoda her üç kamerayı da kullanabiliyoruz. Bu güzel. Ancak şöyle bir durum var. Video çekimi yaparken kamerayı seçmeniz gerekiyor. Daha sonra çekim sırasında mesela bazı modellerde veya orta üst seviye modellerde böyle bir özellik var. Çekim sırasında kameralar arasında geçiş yapamıyorsunuz. Hangi kamerayla başlarsanız, diyelim geniş açıyla başladınız, geniş açıyla devam ediyor kayıt. Bunu yapabilmek mümkün değil. Olsa güzel olurdu ama genelde orta seviyede pek bulunmuyor. Bu genelde üst ve amiral gemisi telefonlarda bulunan bir özellik. O bakımdan sıkıntı yok. 4K çekiyor söylemiştik. Titreşim engelleme tarafında bir görüntü dengeleme özelliği var. Hani optik diye anladığım kadarıyla bu ama iş görüyor mu? Fazlasıyla görüyor ve ben hani yani yürüyerek mesela video çektim. Onun örneklerini de birazdan göstereceğim. Gayet de başarılı sonuçlar. Çok da sıkıntı yaşamadığımı söyleyeyim. Ağır çekim modumuz var. Az önce söylemiştim. Ağır çekim videoları da çekebiliyorsunuz. Bir de kısa video diye güzel bir özellik getirmiş burada Xiaomi. 15 saniyelik video çekiyorsunuz. Biliyorsunuz Instagram 15 saniye kadar alıyor. Muhtemelen onun için tasarlanmış bir şey. Böyle 15 saniye kayıt alıyor. Sonra kapatıyor size videoyu. Güzel de bir özellik olmuş. Ön tarafa geçecek olsak yani ön kameraya. Şimdi ön kamerada hani ana fotoğraftan başlayayım. Fotoğrafa geldiğimiz zaman işte yüz güzelleştirme falan gibi fonksiyonlar burada da var. Yani 5 kademeli bir güzellik fonksiyonumuz burada da var. Karşımıza çıkıyor. Bunun dışında 48 megapikselle geçtiğimiz anda yani menü biraz garip tasarlanmış burada. 48 megapiksel geçince arka kamera aktif hale geliyor şu anda da olduğu gibi. O bakımdan bu biraz garip olmuş. Video tarafı var. Burada Full HD olduğunu söylemiştim zaten. Video tarafında da yine Full HD çekim yapabiliyor. Kısa ağır çekim yok ön tarafta. Kısa video bakalım. Ön taraftan da kısa video çekebiliyorsunuz. Yani burada şöyle bir sıkıntı var. Ben bunu belli Huawei modellerinde de vardı. Bu bütün modları her iki kamerada da görüyorsunuz ama mesela ağır çekim modunu ben almaya kalkınca ön kamera kapanıyor, arka kameraya geçiyor. Bu biraz saçma olmuş. Keşke böyle yapmasalardı ama yapmışlar. Portre modumuz var. Portre modunun bütün özelliklerini ana kamerada kullanılabildiğiniz gibi ön kamerada da kullanabiliyorsunuz. Bu da güzel çeşitli sonuçlar almanızı sağlıyor. Birebir aynı aslında, bir farkı yok. Gece modu yok ne yazık ki. Panoramada ön kamerada da panorama modumuz var. Ve pro modumuz ön kamerada bulunmuyor. Yani ön kamera biraz daha çekim modları anlamında biraz daha zayıf kalmış tabii haliyle. Genelde de böyle oluyor zaten. Çekim kalitesini beğendik mi? Birazdan şimdi onları izleteceğim size ama ben videodaki ve fotoğraftaki çekim kalitesini beğendim. Gece modunun olması sonuçları biraz daha iyi etkiliyor. IMX586 sensörü zaten kalitesi belli bir sensör. Yapabildikleri de belli.
çizgileri dahilinde kaldığınızda, yani çok abartmadığınız sürece sonuçlar sizi memnun edecektir diye düşünüyorum. Gece modu vesairesinde olmasa özellikle ve gece çekimlerinde daha iyi sonuçlar almanıza da katkı sağlıyor. Bu da bence hani bu seviyedeki bir telefon için gayet başarılı olmuş. Şimdi gelin ön kameranın, ana kameranın video ve fotoğraf sonuçlarına bakalım. İşte yürürken çektik, ön kamerayla çektik, arka kamerayla çektik, ağır çekimler yaptık, birçok şey yaptık. Onları bir hep beraber bir izleyelim. Akabinde de telefonla ilgili, kamerasıyla ilgili ve fiyatıyla ilgili yorumlarımızı söyledikten sonra videomuzu kapatacağız. Xiaomi Mi 9T'nin ön kamerasını kullanarak çekiyoruz bu videoyu. Full HD çekiyor, 30 fps, bunu belirtelim. Biliyorsunuz pop-up bir kamerası var. Böyle yan yüzden, ön üst yan yüzden açılıyor bu şekilde. İşte İstanbul sabahı güneşli, güzel. Ben şu an gölgede yürüyorum. Ses kalitesi ve görüntü kalitesi Xiaomi Mi 9T'nin ön kamerasının bu şekilde. Herkese merhaba. Bu videoyu Xiaomi Mi 9T'nin ana kamerasını kullanarak çekiyorum. Biliyorsunuz bu telefonda üçlü bir kamera var. Her üç kamerayı da video kayıt için kullanabiliyorsunuz. Ancak video kaydı başlamadan önce seçim yapmanız gerekiyor. Video kayıt sırasında kameraları değiştiremiyorsunuz. 4K 30 fps çekiyor. İstanbul'dayız. Güneşli ve güzel bir hava var. Gölgedeyim şu anda ama zaman zaman güneşe çıktığım da oluyor. İşte hafif de bir rüzgar var bu arada. Onu da söylemiş olayım. İşte Xiaomi Mi 9T'nin ana kamera performansı da bu şekilde. 4K çektik bu videoyu. 30 fps olduğunu bir kez daha hatırlatayım. Xiaomi Mi 9T'nin video ve fotoğraf örneklerini izlediniz. Bunlarla ilgili şöyle bir şeydi, her zaman söylüyorum. Çok daha fazla fotoğraf örneğinin yer aldığı galeriyi açıklama kısmından linkini sizlerle paylaşacağım. Oradan da tıklayıp sitemize geçebilir. Teknoloji Oku üzerinden bu fotoğrafların daha yüksek çözünürlüğü ve farklı sayıda daha fazla fotoğrafı da görebilirsiniz. En azından siz de kendiniz karar verebilirsiniz. Fiyatına geldiğimizde 2800-2900 TL civarında satılıyordu. Biz bu incelemeyi yaptığımız 17 Eylül'de yaptık biz bu incelemeyi. 17 Eylül tarihi itibariyle böyle bir fiyatı vardı. Bence fiyatına göre gayet iyi bir telefon. Yani çok satılan bir model zaten şu anda Mi 9T. Çok da popüler bir telefon. Çok da ilgi çekiyor biliyorsunuz. Xiaomi bazı modelleri özellikle ilgi çekiyor. Bu model de onlardan bir tanesi. Kamerasının sunduğu özelliklere göre ben fiyatının iyi olduğunu düşünüyorum. Biraz daha beklerseniz fiyat birazcık daha düşecektir. 2500 civarına falan düşeceğini tahmin ediyorum. Özellikle böyle çerçevesiz bir ekranlı güzel bir telefon arıyorsanız önerebileceğimiz bir model olmuş. Kamerasının da kalitesinin bu fiyata göre çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Xiaomi Mi 9T'nin kamera özelliklerini anlattığımız videonun sonuna geldik. Biliyorsunuz biz sürekli bu tarz kamera özelliklerini anlattığımız videolar çekiyoruz. Yukarıdan onların bulunduğu listeyi de video listesinde sizinle paylaşayım. Belki merak ettiğiniz telefonlar vardır diye tahmin ediyorum. Mi 9T'nin kamerasıyla ilgili sormak istediğiniz soru varsa, şu özelliği var mı, şunu yapıyor mu, bunu ediyor mu gibisinden, bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizleri aynı zamanda Facebook, Twitter ve Instagram'dan da takip ederseniz çok seviniriz. Farklı bir videoda, farklı bir içerikte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.